الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من باب النائب عن الفاعل. نائب فاعل بابının bugün 5. dersini okuyoruz. Bundan sonraki dersler biraz kolay, önceki dersler gibi değiller. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريم ولا أودا درانا وبيتي بي بيتلالن وقت أولوسا أونا جيشيز بيتن ظاهري يور وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر حرف ظرفتن Mesterden, harfi cerden. Öyle değil mi? Kabil olanlar hariyün bin niyabeti. Niyabete nedir? Niyabete haridir, niyabete layıktır. Oldu mu? Kabil olmayan zarf, kabil olmayan mester, kabil olmayan harfi cer. Bunlar zaten niyabete kabil değildir. Kabil olanlar niyabete haridir, layıktır. Şimdi metin üzerine durmayalım, şerhe inelim. Ha, metinde bir tercümini yapalım. Ve kabilun nedir? Abdülber muptidadır. Nekiredir, nasıl muptida olmuş? Mahzuf bir mevsun sıfatıdır deriz. Yani ve lefsun kabilun. Bu mevsun hasre gitmiş. Kabilun sıfat onun yerine geçmiş, taksisi onunla yapılmış, mubtida olmuş. Yahut da deriz ki ve kabilun mubtida min zarfin kainuna mutaliktir. Kabilun neydir? Sıfatidir. O zaman taksisi sıfatla yapılmış. Yahut da biz deriz ki min zarfin kabilun içindeki huye nedir? Haldir. Min zarfin o kabilun içindeki huye ne olur? Olur. O zaman bu kabil ne etmiş? Kabil zarf. Min zarf car-ı mecrüde ne etmiş? Amel etmiş. O mabadında car-ı mecrüde amel etmesi onu ne etmiş? Taksis etmiş. O amelle mukasses olur. Demek ki burada kabilun muhtedadır. Taksisi üç şeyden biriyle olmuş. Hangisini dersen olur. Oldu mu? Bu hari, hariyyundur. Vezin için muhafef okuruz. Hariyyun, hariyyun faildir. Hariyyun, kabilun ne oluyor? Haberi oluyor. Bin niyabetin carul mecrur hariyyuna mutaliktir. Vezin için ne olmuş? Mukaddem olmuştur. Tabi zahre gören diyor, kabil olan zarf, mesel carul mecrur ne olur? Niyabete kabildir. Niyabete nedir? Kabildir. Gaye kabildir değil de değil. Gaye naib oluyorlar. Yani buradaki liyakatten murat, yani niyabetle birlikte olan liyakat. Yani bilfil naib oluyorlar ve naib olmaya da nedirler? Layıklılar. Yoksa layıklılar. Oluyorlar, olmuyorlar, ona karışmıyoruz. Öyle değil. Harim bin niyabeti. Niyabete nedirler? Layıklılar. Hangi niyabet? Kendisinde bulunan niyabet. Car-ı mecrur, zarf, mesler, naib-ı faal oluyorlar. O oldukları niyabete de nedirler? Layıklılar. Oldu mu? Şimdi bunun üzerine duralım. Şerhe gelelim. Kabil olan zarf hangisidir? Kabil olan mesler hangisidir? Kabil olan harf-i cer, yani car-ı mecrur hangisidir? Onları bir tanıyalım. Metni uzatmayalım. Ve kabilun li niyabeti. Niyabete kabil olan. O da ne? Min zarfin, ev meserin, ev harf-i cer. Gördünüz mü? Evet. Ha, li niyabeti buraya koydu. Li niyabeti takdir etti. Hariyun bin niyabetin karinesiyle. Hani İmam Suyuti, hariyun bin niyabeti.
şey hariyun he bin niyabetin. Bu bin niyabetin karinesiyle biliyoruz ki kabilun li niyabet. Orada niyabet nedir? Mahzuf. تختيرهم قوله فيما بعد oldum o niyabete kabil olan da min zerfi. Niyabete kabil olan zarf niyabete layıktır. Özü bu değil mi? Evet. Peki. Zarf ne zaman niyabete ne olur? Layık olur. Bak kolay temiz. Bi emkâne mutasarrifen. Bakın kabil olan zarf mutasarrif olandır. Başka muhtes olandır. Muhtes olandır. Ev gayre muhtesin. Yahut da muhtes değil zarf. O naibul faal olan zarf muhtes değil. Lakin kuyyidel fiilu bi ma'mulin ahire. Fiil başka bir ma'mulla ne olmuş? Kayıtlandırılmış. Muhtes olmasa da fiil başka bir ma'mulla kayıtlandığı için fayda cedil ortaya çıkan naib olabilir. Şimdi bunlar hepsinin örnekleri gelir. Örnek gelmeden önce bakalım zarf ne zaman kabil olur? Muhtes olacak. Mutasarrif olacak. Muhtes olacak. Muhtes veya olacak. Muhtes değil de başka bir memurla fiili kaydanmış olacak. Yoksa zarf niyabete kabil olmaz. Ev min mesteri. O niyabete kabil olan nedir dereli? Mester. Mesler nasıl niyabete kabul olur? Dikkat edin. Bir enkana mutasarrifen, birinci gaydi. Li gayri tevkidi, ikinci gaydi. Ev harfi cerrin ma mecrurihi. Ya harful cer mecrurla beraber kabil olan harfi cer ma mecrurihi, o da niyabete haridir. Ya harfi cer mecrurla beraber ne zaman niyabete kabul olur? Yani lem yekun taliqan bi mahzufin. Mahzufen ne olmaz? Mutalik olmaz. Yani o amili hariç başka birine amili. Başka bir mahzufe mutalik değil. Ve la illeten bir de illet değil. Yani illeti ifade edin. O car mecrur diyelim mene care, bay care, la mecare olup da tali ifade etmeyecek. Yani manasını ifade etmeyecek. Tabii. Yani oradaki harf-i cer, illeti ifade eden bir harf olmayacak. Şimdi geri dönelim. Bu çok önemli. Zor değil, yalnız bilmek çok faydalı. Bir bakalım. Niyabete kabil olan zarf mutasarrif olandır. Niyabete kabil olan mester o da mutasarrif olandır. Bu söylemedi, ben söyleyeyim. Kabil olan car-ı mecrur o da mutasarrif olmalıdır. Tasarruf üçünde nedir? Şart. Bak karıştırmayalım. Bakalım, delili anlıyorsun. Abdülber sen. Bakalım meslerin tasarrufu nedir? Zarfın tasarrufu nedir? Car-ı mecrur'un tasarrufu nedir? Öğrenelim. Bildiniz değil mi? Mutasarrif zarf o ki daima mensup ala zarfiyet değil. Mensup ala zarfiyetten ayrılıyor. Nesb ala zarfiyetten ne oluyor? Ayrılıyor. Ayrılıyor. Bazı zarfler var daima nedirler? Nedirler dereli? Mensup ala zarfiyettirler. Hiç nesbeden ayrılmıyorlar. O naibul faal olmaz. Zarf-ı mutasarrif hangisidir? Zerf-i mutasarrif o ki daima mensup ala zerfiye değil. Olsa ne olur? Olsa naibul faal olmaz. Naibul faal olan zerf merfu olmalı, öyle değil mi? Evet. O zerf mutasarrif olacak ki
nesbeden ayrılabilecek ki naibü favrosun merfu olsun. Nait anlamadı. Dereli sen de anladın mı? Tamam abi. Peki mutasarrıf şeyin huremin karşısındaki mesela. Yok, mutasarrıf demek mebni mi? O zarfta tasarruf yapılabilir. Ne demek? Değişik. Bazen nesvalı zarfiyet olur, bazen merfu olabilir, bazen mudafili olabilir, bazen mecrur bir harf olabilir. Evet. Daima mensubu alem ne değil? Zarfiyet değil. Mutasarrıf, zarf mutasarrıf. Ya daima mensubu alem zarfiyettir ya mecrur bimindir. Zarfı gayri mutasarrıf. Nedir? Ya daima mensubu zarfiyettir ya mecrur bimindir. Zarfı gayri mutasarrıf. Mutasarrıf o ki daima mensubu ala zarfiyet ya mecrur bimin değil. Mensubu ala zarfiyet de olabilir, mecrur bimin de olabilir, mübteda da olabilir, haber de olabilir, mudafu ilehi de olabilir. Mutasarrıf zarfı öğrendik mi? Peki ne kaldı? Master. Yok, muhtesif bırakın. Mutasarrıfları öğrendik. Zarf-ı mutasarrıfı öğrendik. Mesele geçelim. Ha. Mesele mutasarrıf hangisi? Mehmet Ali karıştırmıyorsun. Yok. Abdülber karıştırmıyorsun. Bak mesele ben kanı mutasarrıfı. Mesele mutasarrıf hangisidir? Mesele mutasarrıf o ki ne? O ki daha tekit için olmayan mesledir. Şey yok. O diye kay. Dur. Mesele müteserrif o ki bazen nesbe alel mesleriyetten ayrılabiliyor. Bazen mensup olur, mesleriyet üzerine merfu mutak olur. Bazen merfu olur, mubtada olur. Bazen mecrurul mudafun ileyhi olur. Mesele müteserrif o ki ne nesbe alel mesleriyetten ayrılabiliyor. Dereli anladın mı? Evet. Yoksa anlamadın. Üstteki aynı olmadı mı? Yok. Üstteki zarf-ı mutasarrıf o ki nesb-i ala zarfiyet veya ceribiminden ayrılabiliyor. Mensub mesel-i mutasarrıf o ki nesb-i ala mesleriyetten yani mef'ul-u mutlak üzerinden mensub olmaktan ayrılabiliyor. Bazen mef'ul-u mutlak da olabilir, bazen mudaf-ı-ilihi, bazen mef'ul, bazen mubtada da olabiliyor. Öyle bir mesele. Evet. Fark olmadı dereli. Olmadı. Zarf-ı mutasarrıf hangisidir? Daima mensup olmayan zarf. Mensube ala zarfiyet veya mecrur bimin değil daima. Bak, zarf-ı gayri mutasarrıf hangisidir? O ki mensube ala zarfiyettir ya mecrur bimindir. Daima budur. Bunun dışına gelmez. Zarf-ı mutasarrıf, bak zarf-ı mutasarrıf, o ki daima mensup ala zarfiyet ve mecrur bimin değil. Böyle de gelebilir. Merfu da gelebilir. Farklı da gelebilir. Zarf-ı mutasarrıf anladınız mı? Evet. Zarf-ı mutasarrıf o ki daima mensup ala zarfiyet ve mecrur bimin değil. Böyle de olur. Başka da olabilir. Evet. Mesele mutasarrıf o ki daima mensup ala mef'ul mutlak değil. Bazen böyle de olur. Bazen mudafil olur. Bazen mutlu olur. Peki car-ı mecrur-i mutasarrıf nedir? Ne nedir? Car-ı mecrure mutasarrıf nedir? Dikkat ediyorsun değil mi? Car-ı mecrure ne? Mutasarrıf nedir? Ne zaman naibül faal olabilir? Bildiniz değil mi? O da zarf-ı mutasarrıf neydi? Car-ı mecrurde mecrur da odur. Yani oradaki mecrure bil harf daima mensubara zarfiyet olmayandır. Mesela duribe fiddari, murre bi zeydin. Burada zeyd daima mensubara zarfiyet ve mecubimin değildir. Dereli anladın mı? Abdülber sen de bildin. Bak zarf-ı mutasarrıf ile car-ı mecrur mutasarrıf aynı oldu. Evet. Yani zarf-ı mutasarrıf ne, mutasarrıf neyse car-ı mecrurdaki mecrur da odur. Mutasarrıf olunca. Bunu öğrendik mi? Evet. Şimdi car-ı mecrurda farklı kaydeler var, onlar dursun. Pek dedik, zarf ne olur? Muhtes olacak. Zarf ne olur? Muhtes olur. Zarfın muhtesliği ne demek? Zarfın muhtesliliği ne demek? Tahsis
envaları çoktur. Onların her biri, herhangi biriyle ne olmuş? Taksisi olmuş. Taksisi olmuş olandır. Mesela idafe olabilir. O zarf bir şey ne olmuş? İdafe edilmiş olabilir. Ya bir şey ona sıfet olabilir. Hı. Ya belli bir zamana, bir mekana alem olabilir. Olabilir. Dereyle anlamadı. Demek ki zarf-ı muhtes hangisidir? O ki idafeyle, sıfetle, alemiyetle, herhangi biriyle taksi yapar. Zarf-ı neyi öğrendi? Muhtesi öğrendi. Muhtesi öğrendi. Oldu mu olmadı? Yalnız ev gayri muhtesin yahut ihtisas yok gayri muhtesler lakin kuyyidel fiyru bi ma'mulin ahire. Oradaki zarf ne? Fal olan zarf gayri muhtesir. Alemiyet yok, idafe yok, sifet yok. Yalnız onda amel yapan fiil, bu zarfın naibul fal olduğu fiil başka bir mamurla kayıtlanmış. Başka bir mamurla kayıtlandığı zaman bu zarf muhtes olmasa da naibul faal olur. Niye? Çünkü o takiden dolayı bu niyabette fayda, yeni bir fayda meydana çıkıyor. Şimdi aşağıda misalları geliyor. Peki ev min meselim. Yani kanı muhtesari falan onu öğrendik değil mi Abdülber? Derili onu öğrenmedi. Öğrendik. Li gayri tevkidi. Şimdi diyor o naibul faal olan nesler tevkid için olmayacak. Ne olmayacak? Tevkid için olmayacak. Şimdi mana tevkid için olmayacak. Ya nesler adedi olur ya nev'i olur. Ne olur? Adedi. Adedi olursa naibul faal olur. Nev'i olursa naibul faal olur. Niye? Fayda var. Fayda nedir? Nev'iyeti ifade etmek, adedi ifade etmek. Ama o nesler ki tevkid içindir. Derebtu derben. Bu derben, duribe der, bu naibul faal olamaz. Niye? Fayda var. Zaten duribeden derb anlaşılıyor. Bu derb, bu naibul faal olmayla bir fayda verir. Yalnız bunu bilin. Şimdi adedi olana da tekit var. Naibul faal. Adet için olan da tekit var. Nev için olan da tekit var. Demiş li gayri tevkidi. Burada gayri tevkiden murad yani mücerred tevkid için değil. Yoksa tevkidle beraber adet olursa ne olursa zarar etmez. Bildiniz değil mi? Yani li gayri tevkidi, yani li gayri mücerredi tevkidi. Li gayri tevkidil mücerredi. Tevkide mücerred için olmayacak. Ama tevkidle beraber nev'iyet olursa, adet olursa olur. Fiil nev'e derat etmez. Fiil adede derat etmez. Sade mesele derat eder. Onun için mesele sazec naibül faal olamıyor. Ama tekid olursa, adedi olursa olur. Ha biri derse yani tekid nev'de de şey tekidiyle şey nev'iyle adedide de tekid var. Biliyoruz gayet tevkide mücerred olmayacak. Tekidle beraber adet ne varsa o olur. Çünkü fiilde o yok. Dereli sen anladın mı? Ben. Peki harf-i cerre gelince bunun şartlarından biri neydi? Dedik ya, muhtes olacak. Ne olacak? Muhtes olacak. Bildiniz değil mi? Muhtes, zarf neyle ihtisası yapılıyorsa, car-ı mecnun ihtisası, yani mecnun ihtisası da onunla yapılacak. Bunu öğrendik mi? Yalnız car-ı mecnude bir şart daha var. O oradaki car var ya, oradaki car bir tarika ne olmaz? Lazım olmaz. Diyelim hani muz muzu zamanı zahre idaf oluyorlar. Yani onların mecburları hem isim zar olur hem zaman olur. Başka bir mecburda amel yaparlar mı? Bunlar bir fayda olmaz. Fayda yok. Mesela kasem harfleri. Sadak kaseme hasiller. İstisna harfleri. Müstesnaya hasiller. Bunlar naib olamaz. Ne olmazlar? Naib olamazlar. Ha demek car-ı mecnun naib olmasının birinci şartı muhtes olacak. Ne olacak? Muhtes olacak. İkinci şartı oradaki car belli bir tarike yani belli bir mecnune has olmayacak. İsm-i zahar mıdır? Kasem midir? İstisna mıdır? Öyle değil mi? Demir midir? Öyle belli bir şey ne olmayacak? Belli bir mecnune has olmayacak. İkinci illet çok önemli üçüncü illet
oradaki car-ı mecrur illete delalet etmeyecek. Yani oradaki harfe cer illete delalet etmiyor. Delalet etmeyecek. Ederse ne olmaz? Naif olmaz. Niye? Şimdi duribe zeydun. Zeydi at duribe li tedibi. Vuruldu. Niçin vuruldu? Sanki biri demiş lime duribe zeydun. Lime duribe diyorsun li tedibi. Bakın car-ı mecrur eğer illeti ifade ederse, oradaki car eğer illeti ifade ediyor ise, o başka bir suale mukadderin illeti oluyor. Bak demin okudum ya, limen duribe. Mukadder bir sualin neyi olur? Cevabı olur. O zaman sanki bu car-ı mecrur bu cümleden değil, başka bir cümlenin cüz'ü olmuş oluyor. Evet. O zaman bu cümledeki fiil-i binayı mef'ulen naibul faal olamıyor. Niye? Çünkü başka mukadder bir suale mukaddere illet olunca bu sanki başka bir cümlenin bir cüzidir. Bu bizim mezkur cümlenin naibul faali olmak üzere bir cüzi olamaz. Oldum. Şimdi aşağıda diyor hal naibul faal olmaz, temiz olmaz, mef'ulleh olmaz, mef'ulun ma'hu olmaz. Onların illetlerini burada söyleyelim. Mesle açılmış iken. Niye hal ne olmaz? Naibul faal olmaz. Niye temiz naibul faal olmaz? Niye mef'ulun lehu naibul faal olmaz? Aynı bu illet orada da var. Onlar da illeti ifade ediyorlar. Hal da illeti ifade ediyor, temiz de illeti ifade ediyor, mef'ulun lehu da illeti ifade ettikleri için mukadder bir suala cevap oluyorlar. Başka bir cümle. Onlar başka cümlen bir cüz olmuş gibi oluyorlar. Burada bir buradaki cümlenin umdesi naibul faali olamazlar. Bildiniz mi? Peki şimdi aşağıda gelir mi gelmez mi? Bir de müstesna naibul faal olmaz. Mef'ulun ma'hu da naibul faal olmaz. Aşağıda mef'ulun ma'hu gelir, müstesna gelmez. Mef'ulun ma'hu da naibul faal olmaz. Müstesna da naibul faal olmaz. Bunların gerekçesi nedir? Bunların gerekçesi mef'ulun ma'hu'nun başında ne var? Vav var. Müstesna'nın başında ne var? İlla. Fasıl'la beraber naibul faal olmaz. İlla ile vav'un mabadi makabli naibul faal olamaz. Çünkü bunlar nedirler? Fasıl. Oldu. Yalnız bazen derler ki mef'ulun bihi de cevabı suale mukadderdir. Mef'ulun bihi de nedir? Cevabı suale mukadderdir. Mesela diyorsun bir diyorsun darabtu zeyde. Ben zeyde vurdum. Sen diyorsun yok. Ben darabtu. Yok yok. Darabtu zeyden sanki bir sualım var. Biri demiş ben darabtu. Sen kime vurdun? Sen diyorsun darabtu zeyde. Darabtu zeyde. Bak o darabtu zeyden mukadder bir sualın cevabı. Ben darabte. Mesela biraz önce keyfe cide. Lime darabte. Hani mef'ul lehu temiz hal. Bak hep öyle suallar vardı. Öyle değil mi? Mesela halde şöyle denilir. Keyfe cite? Citu rakibe. Lime cite? Cite ne diyor? Citu mehabbete. Öyle değil mi? Nasıl oradaki hal temizde suale mukadder varsa derebtu zeyden diyen kişi de sanki biri demiş men derebte diyor derebtu zeyden. O da cevabı suale mukadder. Madem cevabı suale mukadder halın naibul faal olmasını engelliyor. Temizin naibul faal olmasını engelliyor. Mef'ulun lehunun naibul faal olmasını engelliyor. O zaman mef'ulun bihin de naibul faal olmasını ne etsin? Engellesin. Oldu mu olmadı? Böyle bir ihtirazı anladınız mı? Evet. Bu ihtirazın cevabı şöyle diyebiliriz. Unutmayın. Biz deriz ki doğru. Yalnız fiil mef'ulü bi olmadan ne yapılmaz? Taakkul olmaz. Yani fiilin taakkulu neye tevakkuf ediyor? Mef'ulü bi üzerine.
Ha, fiil meful bir üzerine tevakkuf ettiği için, taakkulu tevakkuf ettiği için o bırakmıyor ki meful'u bir başka bir fiilin, başka bir cümlenin bir cüz'ü olsun. O tevakkufu taakkulil fiili alel meful'u bihi, o meful'u bihi buraya çekiyor, başka bir cümlenin bir cüz'ü olmasından koparıyor. Ama hal, temiz, meful'u da öyle bir sıkıntı yok. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Meful levniye naibul faal olmaz dedi ya, illettir. Başka bir cümle. Cevabı suale mukaddere bina edildiği için sanki başka bir cümlenin bir cüz'iydi. Yalnız meful levu iki çeşit var. Bir lam lafı olan var, lam mezkur olan var, lam mahzuf olan meful levu var. O meful levu ki lam mezkurdur. Onun bir illeti daha var. Naibul faal olmamasının bir illeti daha var. Nedir? Fasıldır, lamdır. İlla olduğu gibi, o manama olduğu gibi, lam da nedir? Fasıldır. Ha. Mukadder bir suala cevap olmak, başka bir cümlenin cüz'ü olmak, bu genel mefullahu için geçerlidir. Eğer mefullahu'nun başında lam mezkur ise, onun naibul faal olmaması için bir illet daha var. Nedir? Vücudul fasıldır. Oldu mu? Demek ki, naibul faal olan car-ı mecrude ihtisas olacak bir. Bir tarika lazım olmayacaklar. Hani ism-i zahirdir, demirdir. İki. Bir de illete delalet etmeyecek. Üç. Dördüncüsü ise mahzuf bir amilin mamul olmayacak. Bir mahzuf bir amile mutanlık olmayacak. Bak. O amil ki bu ona naibul faal olur. O mahzup da olabilir, mezkur da olabilir. Çünkü faalın yani pencere kapa. Faalın amiri de hasbe gider. Naibul faalın amiri de hasbe gidebilir. Burada yani kendisine naibul faal olan amirin dışında herhangi bir amile mutaallik olmayacak. Mahzup bir amile mutaallik olmayacak. Olursa onun mamuru olur. Artık mezkur amirin naibul faali olamaz. Oldu. Hatta bu kayıt zarfte de var. Yani zarfın naibul faal olabilmesi için anlıyorsun dereli. O da kendisine naibul faal olduğu amirin dışında herhangi mahzuf bir amile mutallik olmayacak. O da bu kayıt orada da var. Ama niye söylemedi? Zarf car niye söylemedi? Hani bir en lem yakın talihin hancar-ı mecrur bakın ve harfi cerin ma mecruhi bi en lem yakın talihin bi mahzum sütü gördün ya bu mahzuftan murat yani kendine naibul faal eden amirin dışında mahzuf bir amle mutalik değil. Bir de ve la illetin yani ve la dalle illet orada bir mudaf mukadder. Şimdi biz sayarken zarf car-ı mecrur naibul faal olmasının şartları bir ihtisas olacak. O zarfta söylediği için zarf car-ı mecrur'da söylemedi, iktifa etti. Şimdi o şeyin mutasarrıf olması değil mi? Yok, mutasarrıf zarflerde yok. İşte car-ı mecrur'da yok. Dedik ya onda da takdir hani edilebilir misin? Üçünde de var dedik, ortak olur dedik. O mutasarrıf. Siz orada muhtasar dediniz, sonra hepsinde muhtas dediniz, değil mi? Ben Allah Allah onu yanlış söyledim. Zarflerde zaten bu harf-i cerle mecrur olmuş. Eğer muhtas olmuş olsaydı yok, o yanlış. Mutasarrıf zarfte var, mesterde var, muhtaslik zarfte var, car-ı mecrurde var. Ben yanlış söyledim. Üçünde de mutasarrıf yanlış söyledim. Oldu mu? O zarfda söylediği mutasarrıf o ihtisastır. O nedir? İhtisastır. Eğer mecrur gayri mutasarrıf zaten mecrur olamaz. Gayri mutasarrıf zarf hangisidir? O ki daima ya mesmana zarfiyet ya mecrur bimindir. Evet. Bu başka bir harfe cere mecrur olamaz ki. Onu düzeltelim o zaman. Ben ihtisas diyeceğime mutasarrıf demişim. Başımız zarf, car-ı mecrur'da. İhtisas
şartı zarfta söylediği için car mecburda söylemek. Mahzufe mutalık olmayacak. Bu zarf car mecburda söylediği zarfta da bu geçerlidir. Burada söylediği için orada söylemediği neydi? İktifa etti. Bildiniz değil mi? Birine birini söyledi, onun iktifa ettiği ikincide söylemedi. İkincide birini söyledi, bi'en lem yakum talihin bi mahzufin. İkincide car-ı mecrurda söyledi, zarfta söylemedi neydi? İktifa etti. Oldu mu olmadı? Tamam. Bir de velâ ille ten. İllet olmayacak yani velâ dâlle illetin. O da mudavvede. Bir illete delalet etmeyecek. Ha, demek ki zarfta tasarruf var, car-ı mecrurda yok. Zarfta ihtisas var, car-ı mecrurda ihtisas var. Mahzuf yani kendi amilin naibul faal yapmak üzere amel eden amilin dışında herhangi bir mahzuf bir amile zarfta mutalık olmayacak, car-ı mecrurda mutalık olmayacak. Bir de zarflerde ayrı bir şey var. Bu harfi cer bir tarika mülazim değil. Hani ism-i zarfda sade amel yapar, demirde yapar. Öyle bir tarika mülazimeti yok. İtikaç 3. Bir de illete delalet etmeyecek. Oradaki car-ı mecrur etine 4. Eti 4. 4 oldu değil mi? Evet. Başka yok. Bildiniz mi? Evet. Ha. Bin yabetin minel faili hari. Bu minel faili buraya koydu, işaret etti ki bin yabetin mutaalliki mahzuf minel faili. Nasıl kabilunun mutaalliki bin yabeti yukarıda mahzufti ona işaret etti. Burada bin yabetin minel faili. Bin yabetinin minel faili ne? Mutaalliki minel faili bin yabetin mutaallikidir. O da hasbe gitmiş. Ona ne etti? İşaret etti. Harî ey cedîrûn. Şimdi burada bak harî cedîrûn faile tesir etti. Öyleyse harî da harîyyûndur. O da nedir? Fail. Tabi burada bu cedîrûn harînûn harîyyûnun lefzinin tefsiridir. Murad mana bu değil. Murad yani naib olabilir. O liyakat ki niyabetle beraberdir. Yoksa bunlar naib olmaya layıktırlar ama olurlar olmazlar biz bilmeyiz ona karışmaz öyle değil. Gaye kabul olan zarf car-ı mecrur mest'e liyakatle birlikte niyabet bunlara vardır. Bir fiil niyabet vardır. Var. Şimdi bu söylediklerimizin misallarını ne ediyor? Evet. Getiriyor. Anlıyorsun değil mi? Evet. Nahu sire yevmu sefti. Burada yevm naibu faal oldu mu olmadı? Oldu. Zerfti. Mutasarrıf mı değil mi? Mutasarrıf. Yevm daima mensup ana zarfiyetti. Evet. Bazen zarf olur, bazen mudafili olur, bazen mef'ul olur, bazen faal olur. Mutasarrıf. Mutasarrıf olmadığı için bak sirenin naibul faali olmuş. Peki muhtes mi değil mi? Muhtes. Neyle ihtisas olmuş? Evet. Ha, sebte idaf olmuş. İdafeyle neyi gerçekleşmiş? İhtisası. Bitti o. Vesire bizeydin. Yevmun. Burada sire yevmun. Sirenin neyi olmuş? Naibul faali olmuş. Bu yevmun ne alemdir? Ne sıfeti var, ne idafesi var. Muhtes bir zarf değil. Yalnız onda amel yapan fiil, onu kendine naibul faal eden fiil kusiredir. Başka bir mamurla kayıtlanmış. Konu nedir? Bizeydin. Ha, o zaman fayda var. Şimdi ise sire yevmun. Bir günde sir yapılmış. Bir günde ne? Sir yapılmış. Herkes biliyor bir güne. Dünyada hiçbir gün seyirsiz yok. İlla birileri sir yapar. Fayda yok. Ama sire bizeydin yevmun bir günde zeydle sir yapılmış. Sire yevmun bizeydin. Ha, o zaman fayda var. Muhatap bir gün zeydle sir yapılmış bilmez ki belki yapılmış yapılmamış da olabilir. Ama bak söylemeyle fayda oldu. Bildiniz değil mi? Bak bizeydin olmasaydı fayda yoktu. Niye?
Ya bir günde sır yapılmış. Herkes bunu bildi. Ama bir günde zeyde sır yapılmış. Bunu herkes bilmeyebilir. Buna fayda var. Bu ne misalidir? Hani ev gayre muhtesin lakin kuyyidel fel bi ma'mulin aharenin misalidir. Tabi bunları da unutmayın. Naibul faal meful bihiken o zaman fiilin o naibul faale isnadi hakikidir. Zerf, mester, carun, mecrun, naibul faal olunca fiilin bunlara isnadi ne olur? Mecaz. Bunu öğrendik mi? Ve duribe derbun şedidun. Bak burada derbun duribenin naibul faali olmuş. Mesela naibul faali olmasının şartlarından birincisi mutasarrıf olacak. Bu derbun tasarruftur. Daima mensub alel mef'ul mutlak değil. Bazen olur, bazen olmaz. Peki li gayri tekid yani li gayri mucerredi tekidi doğru. Bu mucerred tekid için değil. Şedidun sıfat olmuş ya, şedidun vasıtasıyla ne olmuş. Nev'le birlikte tekit var ama mücerred tekit yok. Bir de mahzuf bir amile mutalık olmayacak. Burada da bu derbun yok, o değil. Bu diğerinde. Mutasarrıf ile tevkiddir. Hannaibul faal olmuş. Adediden örnek getirmedi, nev'iden getirdi. Nev'de sıgayla olan var, hani dil beten gibi. Sıfetle, idafeyle olan var, bu sıfetle getirmiş. وَلَمَّا سُقِتَ فِي اَيْدِيهِمْ Bu فِي اَيْدِيهِمْ جَارُ مَجْرُرْ سُقِتَنِنْ نَائِبُ الْفَالِدِرْ Sukite'nin neydi? نَائِبُ الْفَالِ Peki, جَارُ مَجْرُرْ şartları neydi? İhtisas olacaktı. Bak, eydi, hime idafe olmayla ihtisas oldu. Bir tarika mulazım olmayacaktı. Doğru. Fa illa ism-i zar veya demir veya marife veya nekede amel yapacak ile öyle bir Kur'an'ı da yok. Var mı derelli? Yok. İllet olmayacak. Burada fi illete ne etmiyor? Delalet etmiyor. Mahzur bir amile, yani naibul faali isteyen amilin dışında mahzur bir amile mutallık olmayacak. Burada da mutallık değil. Oldum. Şimdi burada bir şey söylüyor. Dikkat eden, şimdi ev harfi cerin ma'am mecrurihi. Sütti ma'am mecruri koydu. Şimdi naibul. Naibul faal olan zarftır. Mesterdir. Ama carun mecrure gelince naibul faal carun mecrur ikisi mi? Veya sadece mecrur ne olur? Naibul faal. Anlıyorsun değil mi? Veya sadece ne? Mecrur. Mecrur naibul faal olur. Şimdi onunla ilgili İmam Suyuti bir şeyler söylüyor. Ve nakala Ebu Hayyan. Ebu Hayyan nakletmiş fil irtişaf. İrtişaf kitabında. Neyi nakletmiş? İttifakal Basriyine vel Kufiyine. Basrilerin, Kufilerin ittifakını nakletmiş. Neyin üzerine? Yani Basriler, Kufiler ittifak etmişler. Neyin üzerine ittifak etmişler? Ala enne naibe huvel mecrur. Naib nedir? Mecrur. Naib mecrurdur. Ala enne naibe huvel mecrur. Fakat, orada fakat dedi muradı. Besri ile Kufilerin ittifakını naklediyor kim? Ebu Hayyan nerede? İhtişafta. Neyin üzerine ittifaklarını naklediyor? Ala enne naibe huvel mecrur. Naib nedir? Mecrurdur. Naib mecrurdur. Naib sade mecrurdur. Peki, musannef demiş car-ı mecrurdur. Ve ennellezi bu Ebu Hayyan'ın sözü devam ediyor. Ve ennellezi kâlel musannifu o şey ki musannef ne etmiş? Musannef onu söylemiş. Ne demiş musannef? Min ennehuma caru mecrur ma'an beraber en naibun naib oluyorlar. Lem yekulu ahadun. Hiç kimse bunu dememiş. Demek ki Ebu Hayyan İrtişaf kitabında diyor Besri Kofiler ittifak etmişler demişler naibul faal caru mecrur tektir.
Musannefin söylemiş olduğu şey konu nedir? Car-ı mecrur beraber naibul fan oluyorlar. Kimse bunu söylememiş. Musannef bundan munferidir. Munferid ise demek nedir? Zayıf. Yani bu kuvvetli, güçlü bir şey olmuş olsaydı bu kadar nuhatların, nah alimlerin bir kısmı bunu diyecekti. Musannef'ten başka kimse bunu söylemediğine göre demek zayıf. وَاَنَّلَّذِي قَالَهُ الْمُسَّنِّفُ مِنْ اَنَّهُمَا اَلَّذِي قَالَهُ الْمُسَّنِّفُ بَيَانِدِرْ مِنْ اَنَّهُمَا اَنَّائِبُ مَعَنْ اَنَّهُمَا اَنَّنِ اِسْمِدِرْ هُمَّا اَنَّنِ اِسْمِدِرْ اَنَّائِبُ خَبَرْ olur. Ha. وَاَنَّلَّذِي قَالَهُ لَمْ يَقُلُ اَحَدٌ Bu lem yakulu ahadun cümlesi de ennenin haberi olur. Oldu mu? Şimdi burada normal ve nakle vahyen fil irtişaf. İttifak elbesliğine ve nakle vahyen fil irtişaf ennellezi kâlehul musannif. Bu normal onun üzerine atıftır. İttifak üzerine nedir? Atıftır. Atıf olunca nakle gelir. Sanki Ebu Hayyan ennellezi kâlehul musannif ennemem manen nâbü lem yakul ahadun bunu birilerden ne ediyor? Naklediyor. Halbuki bunu Ebu Hayyan kendisi söylüyor. Ebu Hayyan, diyor Musannef'in söylediği şeyi kimse ne etmiyor? Söylememiş. Ama atıf edersek, sanki Ebu Hayyan bunu da birilerinden ne etmiş? Nakletmiş. Halbuki bunu birilerinden ne etmiyor? Ha, biz diyoruz, evet, bu o atife. Yani ittifak üzerine atıf etmek mülahaza edilmiyor. Yani bu harfe atıf, makabile bunun itibatını sağlıyor. Yalnız murad budur. Ve nakale Ebu Hayyan. Ve nakale ne? Nakale Ebu Hayyan. İttifak el-Besni vel-Kufni ala ennen naibu vel-Mecruru. O Ebu Hayyan hale kevni ki nakilen, şey kailen, bunu diyerek. Ve bunu nakil etmiş, bunu söylediği halde nakil etmiş. Kailen, ennellezi kâlel-Musannifu. قاله المصنف من انهما معا النائب لم يقل احد هو ان الذي قال المصنف بخ قائلا محذوب لقائلا مفعول يقارس ne ederiz mefrul yaparız oldu mu olmadı o zaman buradaki harfe atıf atıfı ifade etmiyor şimdi dese atıf için değil de değil atıftır ama murad mana budur murad budur. Oldu mu? Yani hani ibare biraz iyidir, bunu düzeltmek için bunu diyoruz. Veyahut da deriz ki vava atfedir ve ennellezi kâlehu ittifak üzerine atfediyor. Olabilir ki Ebu Hayyan ennellezi kâlehu semin ennemem ma'an ennâibu lem yekulhu ahadun Ebu Hayyan da bunu da başkalarından ne etmiş? Nakletmiş olabilir. O zaman vava atfedir, ittifak üzerine atıftır. Hiçbir sıkıntı yok. Buna göre harf-i atıf değilse nakıl başkasıdır. Mane itibariyle iyi değil. Çünkü zahar o ki bu Ebu Hayyan kendisinin sözüdür. Birilerinden nakıl edilir. bu sefer getirsek gailen ennellezi kalehu gailene ne edersek gailene mekul yaparsak gailen Ebu Hayyan'a hal yaparsak manada bir sıntı yok. Bu sefer bu o nedir? İbzai desek ibzai yeri değil. Bu o haliye desek değil. Olmuyor. En azından deriz ki bu atfedir ama atıf ne yapılmıyor? Buradan mülahaza edilmiyor. Ve nakale Ebu Hayyan fil irtişaf ittifak el-Besni vel-Kufiyyine ala ennen naibu vel-Mecruru ve ennellezi kalen mustanifu min ennehumen ma'an ennaibu lem yakulhu ahadun. Bunu bildiniz mi? Anladınız değil mi? Yalnız burada bir şey daha var. Bazılar diyorlar, es-sahu ki bu besli kofillerin ittifakı, hani diyorlar, mecrur yalınız nedir? Mecrur, şey, naibul fal yalınız mecrurdur. Bak Abdul Ber, o car-ı mecrur ki oradaki car zaidedir. Anlıyorsun dereli. Oradaki car nedir? Zaidedir. Besli kofiler burada ittifak etmişler. Demişler bu zayid olan carın mecrurun yalnız naib olur. Car naib olmaz. Çünkü o zayide. Ama o carun mecrur ki oradaki car zayide değil.
Besri Kufilerin burada ittifakı yok, ihtilafları var. Tam hatırlamıyorum nasıl ihtilaf ediyorlar. Onlar burada ihtilafları vardır. İttifak ettikleri car-ı mecrur, zahid olan car-ı mecrur. O car-ı mecrur ki car nedir zahidir? Ha orada ittifak etmişler, demişler mecrur yalnız naib-ül faruk. Ama car'ın zahid olmadığı yerden ihtilafları var. Nasıl var? Haçlara bak belki görürsünüz. Peki. Metnin muhterezine bakın. Ve kabilun min zarfin ev min meserin ev harfi cerin bin niyabetin hari. Öyle değil mi? Kabil olmayanlar ne gibi? Naib gerçekten olmuyorlar. Evet. Ve gayrul kabili. Kabil olmayan zarf, kabil olmayan meser, kabil olmayan cerin. Bir şey daha size hatırlatayım. Şimdi min zarifin, ev min mezlerin, ev harfi cerin, evle getirmiş ya. Mütebadır o ki, zarif, mezler, car-ı mecrur, naib, faal olmakta birbirinden üstün değil. Biri nedir? Üstün birinden üstün değil. Ev-i atfeden zahir mütebadır budur. Cumhurun görüşü de budur. Ama bazıları diyorlar, yok. Mezlerin niyabeti zarif ile car-ı mecrurden hayır. Öyle diyenler de var. Ve gayrul kabili, kabil olmayan zarf, mesler, car-ı mecrur, la yenubu ne olmaz? Gayr-ı kabil naib olmaz. Kabil değil ki nasıl naib olsun? Bakın dikkat edin yukarıdaki hani hariyünden murad dedim nedir? Hariyde demek yani naib oluyor. Yoksa değil ki layıktır, ha oluyor, olmuyor, karışmıyoruz öyle değil. Haridir demek naib oluyor. Naib oluyor diye. Ama bak burada da وَغَيْرُ الْقَابِلِ Bak demin غَيْرِ قَابِلْ حَلِ değil. غَيْرِ قَابِلْ لَا يَنُوبُ Naib olmaz. Bunun karinesiyle biliyoruz ki yukarıdaki hariden murad yanubu demektir. Oldu mu? Yalnız Musannif hani لَمْ يَقُلْ اَحَدٌ dedi ya Musannif'in mezhebini tercih eden bazı durumlar var. Mesela diyoruz Murre bi hindi. Eğer orada hind yalnız naib-ül faal olmuş olsaydı müennesse hakikedir. Naib-ül faal olmuş o zaman murret niye müennesse olmuyor? Niye ne olmuyor? Müennes olmuyor. Bak mecrurun müennesse hakiki olduğu yerde ne olmaz? Fiil müennes olmuyor. Bu delildir ki demek ki naib mecrur tek değil. Car-ı mecrur. Car-ı mecrure ne müzeker denilir ne müennes. Bir. İkinci bir husus, bu naib-ül faal olan car-ı mecrur'daki, car-ı mecrur, oradaki mecrurun bir ne? Bir tabi'in. Bir şey onlara atfedilirse, ya sıfet olursa raffa'yı da olmuyor. Mesela, murre bi zeydini zarifu caiz değil. Eğer naib zeyd olmuş olsa dilesin de hamil caiz olmalıydı. Mahallen de hamil caiz olmalıydı. Halbuki mahalle hamil kendilmiyor. Ha işte bunlar gösteriyorlar ki naib car-ı mecrur ikisidir. Sade mecrur değildir. İşte bunlar Musannif-i mezhebin ne etile? Tercih, teyit etile. Bildiniz değil mi? Evet. Neyse ve gayrul kabilillah yani bu. Nahu izâ. İzâ kabil değil. Ne, niye? Çünkü mutasarrif bir zarf değil. İzâ hiçbir zaman mensub ala zarfiyetten ayrılmıyor. Nesbesi mehallidir, mebnidir, o ali. Ama nesbeden ayrılmıyor. Ve inden, nesbeden hiçbir zaman ayrılmıyor. Nefsen mensup, muharebdir çünkü. Bu da mutasarrıf değildir. Ve subhanallahi. Bu da nereye geçti? Mestere geçti. Bu subhanallahi, bak dikkat edin, mutasarrıf değil. Ne demek? Hiçbir zaman mesleriyet üzerine nesbeden ayrılmıyor. Nerede gelirse mensub-ı ala nedir? Mesleriyettir. Mensub-ı ala mesleriyettir. O zaman bu da mesleri gayri mutasarrıftır. Bu da ne olmaz? Naib-ül faal olmaz. Oldu mu olmadı? Bakın dikkat edin yukarıda mesler dedi değil mi? İhtiraz ederken bak subhanallah ismul mesleridir. Sebbahe yusebbihu tesbih mesler, Subhanis mesler. Demek yukarıdaki mesler ama ister mesler,
İster ismul mezher. Amul mezher, böyle ismul mezherden niye itiraz etsin? Zaten mezher değil. Ve maazallahi. Bak bu da mesleri gayri mutasarrıftır. Hiçbir zaman maaze mesleriyet mefru mutlak üzerine nesbeden ayrılmıyor. Bak bu da mesleri nedir? Gayri mutasarrıftır. Öyleyse yukarıdaki mesleriden murat ister mesler, ister ismul mesler, ister mesleri mimmi. Ne karineyle biliyoruz ki am muhterazatlara gelince hem mesleriden itiraz yaptı. Yok mesleden yapmadı. Hem ismi mesleden yaptı, hem mesleri mimiden yaptı. Mesler zaten zahar. O da şimdi. He, o da geliyor. Yok. Bu mesleri li gayri tevkid. Ve derben fi darabtu derben. Bu darabtu derbendeki derben de naibul faal olmaz. Niye? Bu mücerred tevkid için. Mücerred niçindir? Niye bu naib olmaz? Fayda yok. Duribed derbe. Zaten duribeden derbe anlaşılıyor. Niye maazallah subhanallah inde izen naib-i faal olmazlar? Naib-i faal olabilmeleri için reformaları lazım. Bunlar mensubal-ı zarfiyetten, mensubal-ı mesteriyetten ne olmuyorlar? Ayrılmıyorlar. Oldu mu? Bakın dikkat edin. Gayri kabil, zarfi gayri mutasarrıftan örnek getirdiği. Mesela gayr-i mutasarrıftan örnek getirdi. Şimdi örnek ne getirdi? Naib olmayan zarftan getirdiği bir örnek değil mi? Evet. Niye? Çünkü mütesarrıf değil. Mesleden örnek getirdiği gayri mütesarrıf mesleden niye? Naib olmaz. Niye? Çünkü mütesarrıf değil. Bari zarftan da bir örnek getirseydi. Artık zarfta zaten mütesarrıf aranmıyor. Muhtes olmayan bir zarftan ne getirseydi? Muhtes olmayan bir zarftan da örnek getirseydi. Duribe yevmun, duribe zamanun, duribe mekanun, sire fersehun. Böyle bir örnek, bak bunlar zerftirler ama bunlar mecrurdurlar. Saf. Yok, değil. Şimdi bakın, ben yanlış söyledim. Şimdi izahinde, yanlış söyledim, dur. İzahinde, zarf-ı gayri mutasarrıfın örneği değil mi? Bir de zarf-ı gayri muhtesin örneğini getirseydi. Zarf-ı ne? Mutasarrıf, gayri muhtes. Zamanun, mekanun, yavmun, fersahun gibi. Mesela bunların naib olmuyorlar. Niye? İhtisas yok. Alemet yok, sifat yok, idafe yok. Bildiniz değil mi? Örnek getirmek. Subhanallah ve maazallahi tamam. Bunlar mesterdirler, mesel gayri mutasarrıftırlar. Ama mesterde ihtisas aranmıyordu. Öyle değil mi? Onun zaten ihtisas şartı yok ki. Hatta ki muhtes olmayan mesterden örnek getirseydi. Onda itiraz vardı olmaz. Sadece zarf-ı gayri mutasarrıftan örnek getirince zarf-ı ne? Zarf-ı gayri mutasarrıftan da örnek getirseydi zamanun, mekanun, fersan gibi iyi olurdu. Bildiniz değil mi? Anladınız değil mi? Ha buradan bu sefer niyabete elverişli olmayan car-ı mecrurdan da ne etmedi? Örnek getirmedi. Anlıyorsun değil mi? Evet. Onun örneği biz getirebiliriz. Dölübelli tehdibi. Burada car-ı mecrur naibul fal olmaz illeti ifade ettiği için. Öyle değil mi? Evet. Başka hani ne vardı? İhtisas vardı. Mesela car-ı mecrur, ismi zahara muz muzu gibi. Sire muz yevmil cumati.
Muz yavrum cümmetin naibül faal. Niye? Çünkü muz zamanı zahre. Yani zamana delalet eden ismi zahre nedir? Kasır. Onun örnekleri de getirmemişti. Ben başta bunlara giriş yaptım, yanlış yaptım. Zarf-ı gayr-i mutasarriften örnek getirdi. Zarf-ı gayr-i mutasarriften de örnek getirsen iyi olurdu. Mesela gayr-i mutasarriften örnek getirdi. Mesleri mücerre tevkid için olmayan, mücerre tevkid için olan meslerden örnek getirdi. Menfilerin içinde. Evet. Oldu mu? Şimdi ve fuhime anlaşıldı min taksisihi en niyabete bima zükire. Musanif getirdi dedi zarf, mesler, car-ı mecrur. Bunlardan kabul olan naib olabilir. Niyabeti bunlara has kıldı mı kılmadı? Bu ihtisasta ne anlaşılıyor? Ve fuhime anlaşıldı. Min taksisihi en niyabete bima zükire. Mef'ulü bihi olabilir. Kabil olan zarf, mesler, car-ı mecrur olabilir. Başka söylemedi. Evet. Bir de sen sana taksis yapmamış. Demiş bunlar naib olurlar, bunların gerisi olmaz demedi. Biz diyoruz sukuten taksis anlaşıldı. Sukuten ne anlaşıldı? Ha ve fuhime anlaşıldı. Min taksisi musanifin taksisinden. Neyi taksis yapmış? En niyabeti. Niyabeti neye has kalmış? Mazzukire. Nedir? Mef'ul bih zaten söyledi. Zarf, mesler, carum, mecrur. Niyabeti buna has kılmaktan anlaşıldı. Bir de seni has kılmamış ki bunları sana zikretmiş. Tamam bunları zikretti. Bunların gerisinden sükut etti mi? Etti. Sükut hasili ne ediyor zaten? İfade ediyor. Aa ve fuhime min taksisen niyabeti bima zükire. Ennehu la yecudu niyabetul hali. Çünkü hal var mı? Temiz. O eksiktir. Bazı nüshelerde var. Hal naib olmaz. Ve temizi, temiz naib olmaz. Ve lel mef'ulil lehu. Bak, niyabetu temiz hali. Ve le temyizi. Bak öyle yapın. La yecuz niyabetul hali. Ve le temyizi. Ve lel mef'ulil lehu. Ve lel mef'ul ma'u. Bunlar hiçbiri ne olmaz? Naib olmaz. Temiz ne olmaz? İşte başka bir cümlenin cüz'idir. Cevabı sualı bu kadar. Mef'ul hal olmaz, başka bir suale mukadder cevap olması hasebiyle başka bir cümlenin cüz'ü oluyor mana itibariyle. Mef'ulü lehu olmaz, o da başka bir cümlenin cüz'ü oluyormuş gibi. Lam varsa da lam da ayrı bir fasıldır. Mef'ulü mehu olmaz, bu fasıldır, bırakmıyor naib olsun. O, bir de müstesna, o burada söylemediğim, müstesna da ne olmaz, naib olmaz. O da niye naib olmaz? İmza, edatül istesna fasıl olduğu için olur. Şimdi cevabı ha bir deyse musannef niyabeti mazükre taksis etmeyle bunlar anlaşıldı. Bunlar ne oldu? Anlaşıldı. Anlıyorsun değil mi? Pek musannef niye serahaten burada demedi de öyle değil mi? Sade fehm edilmiş. Fehmle iktifa edilmiş. Bu kendi bir cevabı suale mukadder. Niye Musa'nın bunları ne? Bunları serahaten dememiş bunlar olmuyorlar. Sade Musa'nın taksisinden bunların olmamaları anlaşılmış. Niye serahaten dememiş bunlar olmuyorlar? Ve sürihe bil evveli fi tesil. Tesilde evvelle tesir edildi. Bir de burada tesir etmeye gerek yok. Ve bir saniye fil irtişafi. Yok, abi elet yapalım olmaz. İrtişaf çünkü ayrı bir kitap. Getiriyor ki buradaki musannefin niyabeti mazgüceyi tahsis etmesiyle bunlar olmayacakları anlaşıldı. Bu mefhum doğru mu acaba? Yani musannef içinden bu anlaşılmış. Doğru. Bu mefhum, bu anlaşılan doğru mu, yerinde mi, değil mi? Diyor, evet, doğru yerinde. Bakın, وَسُرِّحَ بِالْاَوَلِ فِي تَسِلِ اَوَلْ تَسِلْدَ اَوَلَ تَسِلْ edilmiş. اَوَلْ nedir? Hal ile temiz. Hal ile? Temizdir. وَبِسَانِ فِي الْاِتِشَافْ مَفْعُلُ لَهُ وَبِسَارِسِ فِي لُبَا Lubab'da da neyle tesir edilmiş? Salisle tesir edilmiş.
Lubab demiş, mef'ulü lehunne olmaz. Şey, mef'ul mahun naib-i faal olmaz. İrtişaf Ebu Yahyan demiş, mef'ul lehunne naib-i faal olmaz. Musannif Tessil kitabında ne demiş? Halle temiz ne olmaz? Naib-ül faal olmaz. Şimdi ve sürriha bil evveli fil tesil ve bir saniye fil itişaf ve bir saniyesi fil lubab. Fil lubab yanlış aslında. Fil lub olması lazım. Lubdur Allah'a emanet. Oldu mu? Dur buna bakalım. Lüb da yanlış olmasam Gadi Beydavi'nin kitabıdır. Gadi Beydavi'nin Nahv'deki bir kitabıdır. Metindir. Bak burada da lüb. Bildiniz mi? Şimdi ve sürriha okunursa hiçbir sıkıntı yok. Ve serraha bil evveli fi tesil. Kim tesil etmiş? Müstahsen. Serrahan faali musannef. Ve bir sani fil itişaf, serrahan faali kimdir? Ebu Hayyan'dır. Ve bir sanesi fil lub, Gadi Beydavi'dir. Yanlış hatırlamıyorsa. Binay faal da caiz, bina meçhul da nedir? Caiz. Buna göre valla temizindeki lami sesle kaydedilmiyor. He? Buna göre la temizindeki lami sesle kaydedilmiyor. Hangi lam? Temiz. La yun ya betul hali ve la temiz. Yok onlar birbirine yakın oldukları için mana itibariyle ikisini bir sayıyoruz. Ya hani eğer hal nüshası olduğuna göre hal temiz bir sayıyoruz. Bazı nüshalarda hal yok. O zaman evvel temiz. Sani mef'ul lehu, salis mef'ulu ma'ruf. Peki bu nüshaya göre hal bilinmedi. Biz diyoruz hal temize kıyas edilerek birinci. O da biliniyor. Temizle iktifa etmiş, halden bas etmemiş. Ama olsa daha iyi olur. Niyabetul hali vele temiz velel mef'ulle velel mef'uli ma'ruf. Burada niyabetul hali vele temiz. Evet. Nusra odur. Bunu da anladınız değil mi? Evet. Yani bir şey yukarıda vardı. Geçtikten sonra aklıma geldi. Dersin düzeni bozmayalım. Şimdi ve nakal Ebu Hayyan fil irtişaf ittifakın beslini vel kufini ala ennen naibe vel mecruru. Ve ennellezi kâlehul musannifu. Ne demiş? Min annehumma ma'an en naibu. Lem yakul ahadu. Şimdi musannif bunu ne de demiş? Buraya bakın. Ve kâbilun min zarfin ev min mestarin ev harfi cerrin. Bak burada harfi cer demiş. Burada ne demiş? Harfi cer. Harfi cer ma mecrur falan demedi. O da naib carun mecrur musannif burada dememiş. Ha. Ve enne lezi kâlehul musannifun. Ve enne lezine kâlehul musannifun. Min ennehumma man en naibu. Musannif bunu kafiyede demiş. Tesilde demiş. Ve illa burada ne olmamış? Burada dememiş. Burada musannifin kavlu onun mezhebine göre de olabilir. Zahiri. Besri Kofiler mezhebine göre de olabilir. Ev harfi cerrin ma'am mecrurihi desek musannefin tesir kafedeki mezhebi ortaya çıkar. Maksuti ev harfi cerrin ma'am mecrurihi demiş. Ha. Ev mecruri harfi cerrin. Bak. Ve kabilun min zarfin ev min meslerin. Ev harfi cerrin yani ev mecruri harfi cerrin. Harfi cerrin mecrurunu takdir edersek Besri Kofilerinkinin ne oluyor? Aynı olur. Musannif buradaki ibaresi ikisine de elverişlidir. O zaman musannif demiş burada değil, tesille kafiyede demiş. Orada da serahaten dememiş, tesil kafiyenin ibarelerinin zahiri budur. Yoksa direkt mi serahaten dememiş ama ibarelerin zahiri budur. Oldu. Madem tesildeki ibaresinin zahiri car mecrur ikisi. Kafiyedeki ibaresinin zahiri car mecrur ikisi. Burada da ev harfi cer ma mecrurihi takdir ederiz. Ta ki
Uyumlu. Buradaki ibaresi tesli kafedeki ibarelerin zahrine ne olsun? Uyumlu olsun. Yeterli olsun bugün. Nefe'allahu nefe'an mubi'ne.